Hepiniz hoş geldiniz. Bu sarı vatandaşlarla buluşma toplantımıza tekrar hepiniz hoş geldiniz. Evet, değerli arkadaşlar, karşılıklı olarak sohbet edeceğiz. Kendi ilçemizin sorunlarıyla ilgili konuları dile getirelim. Bu vesileyle de hem zamanımızı da değerlendirelim, hem de başarılı bir çalışma yapalım diye düşünüyorum. Evet, ben öncelikle aşağıdaki bir 2,5 ay gibi bir süremiz oldu. 2,5 ay süresinde mirasımızın öncelikle acil olan ihtiyaçlarını çözüm olarak bulmaya çalıştık. Yarım kalan projelerimiz vardı daha önceki dönemde başlamış olan çalışmalarımızı. Onları şu anda bir bir tamamlıyoruz. Tabii yeni bir sezona başlamamız dolayısıyla bilhassa deniz kıyısındaki yerlerimizle ilgili düzenleme çalışmalarımız devam etmekte. Oranın ihtiyaçları olan emtiyaları alıp montajı yapıp vatandaşlarımızın kullanımına açmış durumdayız. Bunun yanında işte yol düzenleme çalışmaları, vatandaşlarla olan ilişkilerimiz, bireysel sorunlarda dahil olmak üzere bugüne kadar şöyle 1502 bin kişi vatandaşımız derdine bize anlatmış oldu. Bunların içerisinde kısa sürede tamamlanacak işler var. Ama böyle aylara sahip olan çalışma yapıcı olan işlerimiz var. Bunların belediyemizin imkanları çerçevesinde, olanakları çerçevesinde vatandaşlarımızın bu sorunları çözmeye çalışacağız. İsmim Tahsin Çaybak, Bozgül Mahallesi'nden geliyorum. Apolyon sitesinin yöneticisiyim. Yeni görevimizde yine başarılar diliyoruz. Çok zor bir görev, belediyecilik hizmet sektörü. Allah kolaylık versin diyorum. Bizim de sorunlarımız var sistemde. Biliyorsunuz en uzak bölgedeyiz. O bölgede ben ormanın içerisini gezdim başkanım. Ormanın içerisi inşaat atıklarıyla dolu. Yapılan tadilatların bütün atıkları ormanların içerisine dökülüyor. Artı o bölgede bizim 90 dönümlük bir arazi içerisinde peyzajdan çıkan atıklarımız var, bitkisel atıklar. Bunlar alınmıyor ve bunlar büyük bir sorun oluyor sistemimiz için. Yakmak veya atmak çok zorun olduğu için de bununla ilgili de bir organik atıklarla ilgili de evsel atıklarla ilgili de çözüm bekliyoruz belediyemizden. Uzak, gönülden uzak değiliz ama mesafe olarak uzağız. Lütfen bize bu konuda yardımcı olun. Şimdi Milas'ta yaşarken bir duyarlı vatandaş olarak bulunan sıkıntıları ben belediyeye hep iletmeye çalıştım. Bu son görmüş olduğum Firuzpaşa Camii, yani Kurşun Camisi'nde batı cephesinde bulunan medrese odaları harap halindedir. Bildiğiniz gibi bu cami bizim mirasımızın en eski camilerindendir ve bizim için kültürdür, değerli bir inançtır. Bu konuyla ilgili seçimden önce Sayın Muhammed Topal Belediye Başkanı iken bir çalışma yapmıştım. Bu çalışmanın nihai sonucuna hemen hemen vardık. Bu çalışma şöyle, oradaki medrese odaları tadilat olması gerekiyor. Bu Vakıflar Müdürlüğü'nden kiralanmıştı Milas Belediyesi tarafından. Konuyla ilgili bilim, Milas Bilim'de çalışan konuyla ilgili bilim çalışanları sonuçlarını tamamladılar. Sayın Fevzi Topaz Başkanım, sizden onay bekliyorum.